Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, 2023-2024 Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavı 20 Temmuz 2024 Türk Dili ve Edebiyatı 1 4 7 ve 8. İkinci Oturum 541 Türk Dili ve Edebiyatı 1 Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi fonetik işitsel sanatlardan biridir? A) Heykel B) Edebiyat C) Fotoğraf D) Opera Doğru cevap B) Edebiyat. Soru 2: Durum hikayesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hayatın içinden bir kesitin üzerinde durulur. B) Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri belirgin değildir. C. Merak ve heyecan uyandırmak amaçlanmaz. D. Diğer atı Mopesan tarzı hikayedir. Doğru cevap D. Diğer adı Mopesan tarzı hikayedir. Soru 3. Aşağıdaki parçaların hangisinde iç monolog vardır? A. Akşama doğru vapur iskelesine gitti. Daha vapura vakit vardı. İki çocuk iskelenin parmaklarında cambazlık yapıyor. Bir adamla mini mini bir kız çocuğu elleri balık pulu içinde balık avlıyorlardı. B. Doktorun benim sesimiz çıkmıyordu. İskeleden iniyorduk. Takma bacağını henüz iyice kullanamayan bu kahramana bakarak elimdeki defteri büküp cebime koydum. C. Bugün canım işe gitmek istemiyor diye düşündüm. Bir kere de iş gününde tembellik etsem ne olur? Bir deneme olur. Bu meseleyi tepeme asılmış olarak hissedeceğime bir gün evde oturur beklerim. Yarına ertelemekle ne olacak sanki? Ne olacaksa bugün o. Ol olsun. De Temmuz öğle vakti komşuda bir kadın sesi neye bağırdığı anlaşılmıyor. Belki çocuğuna haykırıyor. Bahçenin duvarında bir kedi atladı. Birkaç ev ötede bir tavuk gıdaklıyor. Doğru cevap C. Bugün canım işe gitmek istemiyor diye düşündüm. Bir kere de iş gününde tembellik etsem ne olur? Bir deneme olur. Bu meseleyi tepeme asılmış olarak hissedeceğime, bir gün evde oturur beklerim. Yarın'a ertelemekler ne olacak sanki? Ne olacaksa bugün olsun. Soru 4. Gönülce düş bir yola, bir gönülce kapı aç. Sen sen ol verme mola, senden kurtul sana kaç. Bu dizeler konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir? A. Epik, B. Didaktik, C. Satirik, D. Pastoral. Doğru cevap B. Didaktik. Soru 5: Küçük yaşlardan itibaren edebiyata ilgi duymaya başlar. Lise yıllarında katıldığı bir şiir yarışmasında Cahit Sıtkı'nın ardından ikinci olur. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra Fransa'ya gider. Türkiye'ye döndüğünde mavi hareketine katılarak dönemin sanat anlayışlarını eleştirir. Ben sana mecburum şiirinde sevgiliye duyulan özlemi ve ayrılık acısını dile getirir. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A. Atilla İlhan B. Ahmet Kutsi Tecer C. Orhan Veli Kanık D. Cahit Külebi Doğru cevap A. Atilla İlhan Soru 6. Yaşlı fakat kurnaz bir tilki feleğin çemberinden geçmiş çok şey görmüştü. Her halinden belliydi tilkili. Sonunda o da bir tuzağa düştü fakat kaçtı oradan da kurtularak. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? A. Haber metni B. Masal C. Hikaye D. Fable Doğru cevap D. Fable Soru 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Ankara Üniversitesi DTCF'den mezun oldum. B. Gerçek çikolatanın 100 gramında 60 kalori vardır. C. Bizde en çok AOC'nin süt ürünleri tercih edilir. D. Tübi takın çıkardığı süreli yayınlara aboneyim. Doğru cevap A. Ankara Üniversitesi DTCF'den mezun oldum. Soru 8. Said Faik Kınalı'yı şöyle anlatır. Ayraç, ayraç. Kınalı bir mil uzakta. Kocaman, hafif ışıklı bir böcek, bir devasa böcek halinde yanıyordu. Ayraç, ayraç. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere gelmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A. iki nokta üst üste çift tırnak nokta çift tırnak. B. Noktalı virgül çift tırnak çift tırnak üç nokta yan yana. C. Uzun çizgi çift tırnak çift tırnak nokta. D. Nokta çift tırnak nokta çift tırnak. Doğru cevap A. 2 nokta üst üste çift tırnak nokta çift tırnak. Soru 9. Tiyatro'mda tarihi çokça kullanışımın nedeni halkıma tarih bilincini aşılamaktır. Çünkü ortak geçmişi yaşanabilir yönleriyle şimdiye getirmenin, böylece sağlanan bilinçle büyük geleceği kurmanın en etkili yolu budur. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin türü sıfattır? A1 B2 C3 D4 Doğru cevap D4. Soru 10. 1. Allı güllü çiçekler, 2. Elimle dikilmiş bahçesine, 3. Yürürsem hepsi koşar ardımdan, 4. Çocuklar gibi delicesine. Numaralanmış bu dizelerin hangilerinde, edat türünde bir sözcük kullanılmıştır? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 4, D. 3 ve 4. Doğru cevap C. 2 ve 4. Soru 11. Bir de gelmiş çevre ister. Çevrede güller, sendeki diller, ben gider oldum duymasın eller. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim görevinde kullanılmıştır? A1, B2, C3, D4. Doğru cevap B2. Birinci oturum 544 Türk Dili ve Edebiyatı 4. Soru 1. Milli Edebiyat döneminin ünlü romancılarındandır. Yazarın en çok okunan romanlarından biri olan Sinekli Bakkal ilk kez İngilizce yayımlanmış, ardından haber gazetesinde tefrika edilmiş, 1936 yılında da kitap halinde basılmıştır. Yol Palas Cinayeti, Sonsuz Panayır, Handan, Ateşten Gömlek diğer romanlarından bazılarıdır. Bu parçada sözü edilen sanatçı Aşağıdakilerden hangisidir? A. Halide Edip adı var. B. Reşat Nuri Güntekin. C. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. D. Refik Halit Karay. Doğru cevap A. Halide Edip adı var. Soru 2 daha çok roman ve hikayede kendini gösteren realizm, 1850'de yayımlanan Gustave Flaubert'e ait nokta nokta adlı eser ile romantizm karşısında üstünlüğünü göstermiştir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Suç ve ceza B. Cesefiller, C. Sefiller D. Madame Bovary Doğru cevap D. Madame Bovary Soru 3. Türk edebiyatındaki ilk çeviri roman aşağıdakilerden hangisidir? A. Telemak B. Robinson Crusoe C. Monte Cristo Kontu D. Sergüzeşt Doğru cevap A. Telemak Soru 4. Güldürü ögesi ön plandadır. Önceden hazırlanmış metinleri vardır. Sözlü geleneğin ürünleridir. Bu cümleler geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili doğru (D) yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) Y D Y B) D Y D C) Y Y D D) D D Y Doğru cevap B. D, Y, D. Soru 5. Kavuklu sorma tosuncuğum. Bir felaket atlattım ki tarif kabul etmez. Pişekar. Aman geçmiş olsun hamdiciğim. Kavuklu. Geçmiş olsun ki geçmiş olsun. Pişekar. Naklet bakayım merak ettim. Kavuklu. Canım geçende fırtına çıkmadı mıydı? Pişekar. Evet ben korkudan evin bodrumuna kaçmıştım. Sen nerede idin? Kavuklu ben göklerde. Pişekar deme. Bu parça aşağıdaki geleneksel Türk tiyatrosu türlerinin hangisinden alınmıştır? A. Kara göz. B. Meddah. C. Orta oyunu. D. Kukla. Doğru cevap C. Orta oyunu. Soru 6. Tepe dergisi sahibi ve yönetmeni Hüsamettin Bozok, ben nasıl olsa yazı parası ödemiyorum. İstersen senin için araya gireyim. Said Seçilmiş Hikayeler dergisine versin öykülerini deyince birdenbire önce duraksadım sonra hemen kendimi toparlayarak sevinçle çok iyi olur dedim. Yanılmıyorsam yıl 1951. İlk kez açılan İstanbul Fuarı'nı üçümüz geziyoruz. Said arkamızdan yürüyor. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? A gezi yazısı B. Haber yazısı. C. Anı. D. Roman. Doğru cevap C. Anı. Soru 7. Aşağıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Hac yolunda Yakup Kadri Karaosmanoğlu. B. Anadolu notları Reşat Nuri Güntekin. C. Frankfurt seyahatnamesi Ahmet Haşim. D. Avrupa'da bir cevelan Ahmet Mithat Efendi. Doğru cevap A. Hacı yolunda Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Soru 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Dergimizin bu sayısında da son gelişmeleri ele aldık. B. Her yıl Ağustos ayında Bitlis'te bu festival düzenlenir. C. Göz rengi de kalıtım yoluyla anne veya babadan çocuğa geçermiş de toprağın fiziksel ve kimyasal özelliği de biyoçeşitliliği etkiler. Doğru cevap D. Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliği de biyoçeşitliliği etkiler. Soru 9. İnönü'de üç gün şiddetli çarpışmalar oldu Ayraç. Savaş zor da olsa kazanıldı. Nedime Hanım eli yanağında şöyle mırıldanıyordu Ayraç. Meğer ne büyük tehlike atlatmışız Ayraç. İnanılır gibi değil Ayraç. Bu parçada yay Ayraç'la gösterilen yerlere gelmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir. A virgül, noktalı virgül, ünlem, ünlem... B virgül 2 nokta üst üste virgül ünlem. C noktalı virgül 2 nokta üst üste ünlem 3 nokta yan yana. D noktalı virgül 2 nokta üst üste soru işareti 3 nokta yan yana. Doğru cevap B virgül 2 nokta üst üste virgül ünlem. Soru 10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından basittir? A. Her sabah erkenden kalkar, tıraşını olur, işe giderdi. B. Bu yazdıklarımı belki ailem de övünerek okuyacaktı. C. Kapının dışından Veysel'i izliyor, gözünü ondan ayırmıyordu. D. Jüri'de ünlü şairler, yazarlar ve gazeteciler bulunuyordu. Doğru cevap D. Jüride ünlü şairler, yazarlar ve gazeteciler bulunuyordu. Soru 11. O güne kadar yaşadığım hiçbir olayı yazmamıştım deftere. Bu cümlenin tür özellikleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A. isim devrik, olumlu, basit. B. Fiil, devrik, olumsuz, birleşik. C. isim kurallı, olumsuz, basit de fiil kurallı olumlu birleşik. Doğru cevap B. Fiil devrik olumsuz birleşik. 547 Türk Dili ve Edebiyatı 7. Soru 1. Sözlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Dilde geçen bütün söz varlığına yer verilir. B. Sözcüklerin okunuşları, yazılışları ve kökeni belirtilir. C. Sözcüklerin uzak ve yakın, gerçek ve mecaz bütün anlamları örnekleriyle açıklanır. D. Dil bilgisi kuralları anlatılır. Doğru cevap D. Dil bilgisi kuralları anlatılır. Soru 2. 1970'li yıllardan itibaren modern hikaye ile birlikte postmodern hikayeler yazılmaya başlanmıştır. Bireyin iç dünyasını anlatmayı amaçlayan hikayelerde bunalımlara ve iç çatışmalara yer verilmiştir kurgu ve içerik bakımından geleneksel hikaye anlayışına dönülmüştür. Bu cümleler 1960 sonrası Türk hikayesi ile ilgili doğru D, yanlış Y olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A, Y, D, Y, B, Y, Y, D, C, D, D, Y, D, D, Y, D. Doğru cevap C. D, D, Y. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası Türk hikaye yazarlarından değildir? A) Bilge Karasu, B) Sabahattin Ali, C) Mehmet Seyda, D) Adalet Ağaoğlu. Doğru cevap B. Sabahattin Ali. Soru 4. 1. Ufuklarda bu akşam ne sis var ne bulutlar var. Servilerin içinde bir alev Emir Sultan. İçten dualar gibi geçiyor sanki rüzgar bir ilahi adaya benzeyen yıldırımdan ki bu yağmur kanımı boğan bir iplik karnımda acısız yatan bir bıçak bu yağmur yerde taş ve bende kemik dayandıkça çisil çisil yağacak numaralanmış dörtlüklerde kullanılan ortak söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir A istifham B teşhis C teşbih D Tariz Doğru cevap C teşbih Soru 5. İlk şiir kitabı olan Güneşi Yakanların Selamını 1937'de yayımladı. İstanbul, Günaydın, Yeryüzü, Türkiye şarkısı gibi destansı yönü ağır basan şiirler yazdı geleneksel vezinli kafiyeli tarzdaki ilk şiirlerinden sonra bir arayış içine girdi. Sonunda kendine has bir şiir dili oluşturarak ikinci yeninin öncülerinden oldu. Şiirlerinde tarih, coğrafya ve kent temalarını ele aldı. Behçet Necatigil onun için şiirimizin uç beyi ifadesini kullandı. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A. İlhan Berk B. Turgut Uya C. Sezai Karakoç D. Cahit Zarifoğlu Doğru cevap A. İlhan Berk Soru 6 Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren şairlerin özelliklerinden değildir? A. Milliyetçilik ve Türkçülük akımlarından etkilenmişlerdir B. Hece ölçüsünü esas almışlardır C. Halk şiirinin imkanlarından yararlanmışlardır de süslü bir söyleyişe yer vermişlerdir. Doğru cevap D. Süslü bir söyleyişe yer vermişlerdir. Soru 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımı doğrudur? A. Bu hafta şirketin çevrim içi eğitimlerine katılacağım. B. Ev dekorasyon malzemelerinin satıldığı mağazaları çok severim. C. Akşamüstü arkadaşlarıyla istasyon binasının önünde buluştu de maç öncesi antrenmanlarımızı izleyicilere kapalı yaptık. Doğru cevap A. Bu hafta şirketin çevrim içi eğitimlerine katılacağım. Soru 8. İspatlamaz, ayraç gösterir, ayraç telkin etmez, ayraç düşündürür, ayraç iddia etmez. Okuyucunun red ve kabul tercihini serbest bırakan bir dünya sunar aslında edebiyat. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere gelmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A. noktalı virgül, virgül noktalı virgül, virgül B. virgül noktalı virgül, virgül noktalı virgül, C. noktalı virgül, virgül, virgül noktalı virgül, D. virgül, virgül noktalı virgül, virgül Doğru cevap B. virgül noktalı virgül, virgül noktalı virgül. Soru 9. İnsanları yalan yanlış bilgilerle yönlendirmek topluma büyük zarar veriyor. Bu cümlede ikilemeyi oluşturan kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Zıt anlam B) Eş anlam C) Yakın anlam D) Yan anlam. Doğru cevap C. Yakın anlam. Soru 10. Nokta sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmıştır? A) Bilim insanları bu noktada çığır açan keşifler yaptı. B) Güvenlik tedbirleri polis noktalarında üst seviyeye çıkartıldı. C) En nihayetinde bu işe son noktayı koyabilmiş. D) Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta konur. Doğru cevap D. Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta konur. Soru 11. 1. Kesilmiş kağıtları toplayarak yere attı. 2. Rüzgarın kesilmesiyle hava sıcaklıkları arttı. 3. Bu saatte elektriklerin kesilmesi iyi olmadı. 4. Küt kesilmiş saçları ona ayrı bir hava katmıştı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde kesilmek sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? A1 ve 2, B1 ve 4, C2 ve 3, D3 ve 4. Doğru cevap B, 1 ve 4. 548 Türk Dili ve Edebiyatı 8. Soru 1. 1960'larda Türk romanında 1. ortaya çıkan siyasal, toplumsal ve ekonomik değişmeler ve bunların sonuçları üzerinde durulur. 2 Aydınların iç bunalımları ve toplumsal bağlantılarıyla birlikte kadın sorunu da ele alınır. 3 Hem konu hem de teknik açıdan gelişmeler görülür. 4 Postmodernizmin etkisi yoğun olarak hissedilir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A1 B2 C3 D4 Doğru cevap D 4 Soru 2. Sabahattin Ali, Sadri Ertem ve Memduh Şevket Esenbal aşağıdaki anlayışlardan hangisinin temsilcilerindendir? A) Gelenekçi, B) Toplumcu gerçekçi, C) Modernizmi esas alan, D) Bireyin iç dünyasını esas alan. Doğru cevap B) Toplumcu gerçekçi. Soru 3. Elveda Gül Sarı adlı roman 1963 yılında Rusça yazılmış, 1966'da yayımlanmış, daha sonra Kırgız Türkçesine çevrilmiştir. Romanda cins bir atın doğumundan ölümüne kadar sahibi Tanabay'la birlikte bir köyde geçen zorlu ve acılı hayatı anlatılmıştır. Bu parçada söz edilen roman aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A. Ayas İshaki B. Cengiz Dağcı C. Ziya Samedi D. Cengiz Aytmatov Doğru cevap D. Cengiz Aytmatov Soru 4 Oyun yazarlığı nicelik ve nitelik açısından bir durgunluk yaşar. Dönemin siyasi koşullarından dolayı toplumsal sorunlardan uzaklaşılarak bireysel konular ele alınır. Özel tiyatroların artmasıyla tiyatro yaşamı hareketlenir. Bu cümleler 1980 dönemi Türk tiyatrosu ile ilgili doğru (D) yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) D Y D B) Y D Y C) D D Y D) Y Y D Doğru cevap C) D D Y Soru 5. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Sermet Çağan, Koç Yiğit Köroğlu B. Ahmet Kutsi Tecer, Bir Pazar Günü C. Turan Oflazoğlu, Genç Osman D. Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı Doğru cevap A. Sermet Çağan, Koç Yiğit Köroğlu Soru 6. Aşağıdaki eserlerden hangisi Mehmet Kaplan'a ait değildir? A. Yaşadığım gibi B. Büyük Türkiye rüyası C. Edebiyatımızın içinden D. Nesillerin ruhu Doğru cevap A. Yaşadığım gibi Soru 7. Birinci metin Tanrı gibi gökte olmuş Türk bilge Kaan'ı Bu zamanda oturdum Kaan oturup aç Fakir milleti hep toplattım Fakir milleti zengin kıldım Az milleti çok kıldım Türk milleti yoksa bu sözümde yalan var mı bilge kağan ikinci metin büyük türk milleti 15 yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vaat eden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki bu sözlerimin hiçbirinde milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Mustafa Kemal Atatürk Aşağıdakilerden hangisi bu iki metnin ortak özelliklerinden biri değildir? A. Türk milletine hitap edilmesi B. Açık, anlaşılır ve inandırıcı olması C tartışmacı anlatımın tercih edilmesi D tarihe mal olmuş liderler tarafından söylenmesi Doğru cevap C tartışmacı anlatımın tercih edilmesi Soru 8 1 Akşam treni saat 4.30'da geldiği için yazın ortalık kararmadan köye dönebiliyordu 2. Fakat bugün daha trene yarım saat kala istasyon korkutucu bir alaca karanlığa gömülmüştü. 3. Soğukta ve karanlıkta kalkıp geri döneceğini düşünerek titredi ve hemen gitmek istedi. 4. Fakat bu sırada odasından dışarı çıkan istasyon memuru trenin gelmek üzere olduğunu söyledi. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A. 1. B. 2. C. 3. D- 4 Doğru cevap D- 4 Soru 9 Görünenle görünmeyenin, bilinenle bilinmeyenin ayraç, olağanla olağanüstünün buluştuğu ortamdır sahne ayraç, dilinrik ayraç, epik ayraç, dramatik marifetlerini sergilediği bir panayır alanıdır. Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde farklı bir noktalama işareti kullanılmalıdır? A1 B2 C3 D4 Doğru cevap B2 Soru 10 Uzun Çarşı'nın Uluları adlı hikaye kitabı, Birinci Dünya Savaşı öncesi ve hemen sonrasının Gazi Antep'ini konu edinmektedir. Gazi Antep şehrindeki sosyal hayat, değişim, gelenekler ve şehrin önemli simaları anlatılmaktadır. Eserde toplam 22 hikaye bulunmaktadır. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Açıklayıcı B betimleyici, C öyküleyici, D tartışmacı. Doğru cevap A açıklayıcı. Soru 11. Divan şairi bir sanat adamı olduğunu bildiğinden içinde bir unutulma kaygısı vardır. Eserinin gelecek yüzyıllara kalmasını, kendisi öldükten sonra adının anılmasını ister. Sanat adamı bu isteği duyuyorsa sanat adamıdır. Yoksa her şairin eserinde bir güzellik bulabilirsiniz öyle kendiliğinden gelmiştir o güzellik. Bir yaban çiçeğinin güzelliği gibi istenilerek, düşünülerek yaratılmış bir güzellik değildir. Gerçek sanat adamının eserinin güzelliği ise istenilerek, düşünülerek yaratılmıştır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Edebi eserin kalitesi okuyucuya verdiği duygusal etkiyle ölçülür. B. Gerçek sanatçılar kalıcılığı yakalamak için bilinçli bir estetik kaygıyla eser verir. C. Başarılı şairlerin eserleri şair öldükten sonra da değerini korur. D. Edebiyatla ilgilenen herkes eserlerini oluştururken güzellik arayışı içindedir. Doğru cevap B. Gerçek sanatçılar kalıcılığı yakalamak için bilinçli bir estetik kaygıyla eser verir sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.